Ebru Özkan. O doğduğunda takvimler 18 Kasım 1978'i gösteriyordu. Ankara'da dünyaya gelen Özkan, ortaokula kadar burada yaşadı. Sonra ailesiyle birlikte Nevşehir'e yerleşti. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren sanatçı ailesiyle ilgili şunları söylemişti. Babam serbest meslekle ilgileniyordu. İki ablam, bir abim var. Ben küçükken onlar evden ayrıldı. Anne ve babamla 6 yıl Nevşehir Hacı Bektaş'ta küçük bir kasabada yaşadım. Yalnız bir çocukluk geçirdim. Toprak insanı olmayı çok sevdim. Meyveyi ağacından koparıp yediğim bir dönemdi. Küçük yerlerin dokusu ve sıcaklığının beni rahatlatıp güven verdiğini anladım. Orada yaşadıklarım şimdiki beni oluşturdu. Posta'dan Seral Cumalı'ya verdiği röportajda nasıl bir çocuk olduğunuysa şöyle anlatmıştı Güzel Yıldız. Hiperaktif bir çocuktum. Hala da öyleyim. Hiperaktif olmak çok yorucu bir şey. Çocukken hep yara bere içindeydim. Hala da öyle. Hızlı hareket etmekten her yerimi çarparım. Yara bere içinde dolaşırım hep. Aynı zamanda sakarım. Çok hareketli insanlar sakardır da. En küçük çocuk olduğum için büyük kardeşlerim evlenmişti. Annem babam da çalışıyordu. Dolayısıyla yalnız bir çocukluk geçirdim. Yalnız derken kalabalıktan uzakta demek istiyorum. Kendi kendime oyunları icat ederdim. Ebru çocukluğundan beri oyuncu olmak istiyordu ama bir yandan da psikoloji ilgisini çekiyordu. Önce psikoloji okuyayım, sonra tiyatro ile ilgileneyim ya da önce tiyatro sonra psikoloji olsun diye bir ikilem yaşıyordu. Oyunculuğa yeteneği olduğunu ilkokul yıllarında fark etti. Kendince sahneler kurup küçük hikayeler anlatıyordu. Oyuncu olmak istediğini söylediğinde Ebru'nun bu isteğine ailesi de saygı gösterdi. Zaten ailesi hiçbir zaman ona karşı çok sert olmamıştı. Konuşarak anlaşabilen, uyumlu bir aileydiler. Üniversiteye hazırlık döneminde garsonluk, sigortacılık gibi işlerde çalıştı. Milliyet'ten Asu Maro'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. Çok büyük avantajlarını görmüşümdür hayatımda. Farklı meslek dallarını tanımanın, orada çalışmanın. Garsonluk yaptım Ankara'da bir iki lokalde. Sigortacılık yaptım. Bilet kesmişliğim bile var otobüs firmasında. Bir kitapçıda çalıştım. En sevdiğim işlerden biriydi. O kitapçıda menajerlik yapmaya başladım bu sefer. Şehir şehir gezip kitap fuarları yapıp onları sattık. Götürürken de okuyorduk. Öyle öyle geliştik aslında. Sonunda oyunculuk ağır bastı. Ankara Üniversitesi tiyatro bölümüne girdi. Tiyatro çalışmaları yapıyordu. Arzu Tramvayı, Romeo Juliet, Atları da Vurdular gibi oyunlar için sahneye çıktı. Menajeri Julie Dekar oyuncularını tiyatro sahnesinde buluyordu. 2006'da Ebru ile Ankara'da tanışmak istedi ve yola o şekilde devam ettiler. İkinci sınıfta dizi film sektörüne girdiği için doya doya tiyatro yapamadı. İlk sinema deneyimini Kabuslar Evi Bir Kış Masalı adlı korku türündeki filmde Melisa karakteriyle yaşadı. Sonrasında Gözyaşı Çetesi, Kara İnci, Gül Dünya gibi yapımlarda rol aldı. Ama asıl çıkışını 2009-2010 yıllarında yaşadı. Orhan Kemal'in Aynı adlı romanından uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide oynadı. Bu yapımda Halide karakterine hayat veren oyuncu Mehmet Aslan Tuğ, Özgün Amal, Caner Cindoruk, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte çalıştı. Bu dizide gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Özkan, sonrasında Çınar Ağacı, Annelerle Kızları, Hayatımın Rolü, Not Defteri, Paramparça, Uykusuz Rüya, Rüzgarın Hatıraları, Şahin Tepesi, Hekimoğlu, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı gibi pek çok başarılı projede yer aldı. Şimdilerde ATV'de yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide Leyla Türk karakterine hayat veriyor. Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Engin Benli, Kerem Kupacı gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizide Ebru Özkan'ın performansı da çok beğeniliyor. Sabahtan İlker Gezici'ye verdiği röportajda bu projeye neden dahil olmak istediğini şöyle anlatmıştı. Hikaye ve karakteri sevdim. Leyla'nın dik duruşu, güçlü oluşu,
beklemede oluşu, acıları ve değişimi beni etkiledi. Hayatını kızı Sunay'a adamış ve kocası öldükten sonra aile birliğini kurma görevini üstlenmiş. Sorumluluk sahibi bir kadın. Tabii ki sahip olduğu bu sorumluluk sürekli dikkatli ve tetikte olmasını sağlamış. Rutin ve güvenli bir yaşam tarzı oluşturup kaderini kabullenmiş. Bir şekilde ilerlerken kocasının bunca yıl sonra gelişi, Leyla'nın kurduğu düzeni elbette alt üst edecek. Bu arada kalmışlık Leyla'yı nasıl etkileyecek ben de merak ediyorum. Özel hayatına değinecek olursak, evlenmeden önce Hürriyet'e verdiği röportajda evlilik ve aşkla ilgili şunları söylemişti. İmza atmak, yüzük takmak gibi belirli bir kalıba sokulmuş bir evlilikse uzak durmak isterim. Birlikte olduğunuz kişiyle evlisiniz zaten. Bana göre sevgiliniz eşinizdir. Aşık olmanız yeterlidir. Tamamen açık olmak, doğal olmaktan yanayım. Birlikte olduğum kişiye hayranımdır. Kolay aşık olan biri değilim. Zor kadınsın derler. Mantıklı cevapları almalı, ikna olmalıyım. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda ise şunları söylemişti güzel oyuncu. Aile kavramını çok seviyorum. Birlik ve yoldaş olmak önemli. Çevremde bir sürü evlenip boşanan arkadaşım var. Sadece biraz daha emek harcanmalı diye düşünüyorum. İnsanlar biraz daha birbirlerine tahammül etmeli. Özkan, gerçek aşkı ve mutluluğu meslektaşı Ertan Saban'da buldu. 2016 yılında nikah masasına oturan çiftin Biricik adında bir de kızları oldu. Eşi Ertan Saban şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide rol alıyor. Sabaha röportaj veren Ebru Özkan, gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ettiğiniz güzel bir evliliğiniz var. Bu mutlu evliliğin sırrı nedir acaba sorusuna şöyle cevap vermişti. Evliliğin temel taşları saygı ve güven. Onlar olmadan hiçbir şey olmaz. Aşk hayranlık barındıran bir duygu. Sevgi duruma ve koşullara göre biten bir şey değil. Dolayısıyla hayatınızda doğru kişi varsa hepsi katlanarak çoğalır. Çok şükür biz eşimle bunlara sahibiz. Tabii ki kızımız Biricik bu birlikteliği taçlandıran yegane varlığımız. Anne olmanın kendisini özgürleştirdiğini söyleyen ve annelikle ilgili cesaretlendirici açıklamalar yapan Özkan, Milliyet'ten Asu Maro'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. Ben çok mutluyum böyle bir şansı yakaladığım için. Özgürleştim, evet, gerçekten gereksiz hiçbir şeyi düşünmüyorum. Herhangi bir takıntım oluşamıyor. Büyük büyük yaşamıyorum hiçbir şeyi. Çok makul bir insan yapıyor bence çocuk bireyi. Rahatlıyorsunuz açıkçası. Endişe hiçbir zaman bitmeyecek bir duygu bana kalırsa. Ama onu da abartmamak gerekiyor. Bu zaten var. Çocuğunuz için sürekli endişeli oluyorsunuz. İyi uyudu mu, iyi yedi mi, iyi oynadı mı, bilişsel gelişimi düzgün oldu mu, duysal durumu nasıl? Sürekli bunlarla meşgulsünüz. Ama bu da tecrübe. Birlikte büyüyorsunuz. Siz tecrübelendikçe bunlar kahve içer, su içer gibi bir hale geliyor. Gözlemlemek de öyle oluyor çocuğu. Eskiden gözünüzü dikip bakarken, nefes alıyor mu diye başında dururken mesela, şu an Biricik burada olsa ben onun her hareketini izliyor olacağım. Ama aynı zamanda sizinle konuşuyor olacağım. Günlük hayatın mekanik bir parçası haline gelmeye başlıyor. Çok fazla bir yükü olmaz diye düşünüyorum. Bence çok eğlenceli. Çünkü bir bireyin nasıl büyüdüğünü hatırlıyorsunuz, kendinizi hatırlatıyorsunuz. Bir insan nasıl oluşuyor, nasıl olmalı, neler yanlış, neler doğru, bize nasıl gösterilmişti, biz nasıl yapmalıyız? Bütün bunları sorguladığınız bir süreç bana göre. Ben öyleyim, eşim de. Bu size bambaşka bir kapı açıyor zaten. Astrofiziğe ayrı bir merakı olan sanatçı, Milliyet'ten Asu Maro'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. Gezegenlerle, gökyüzüyle, hangi gezegen nerede, nasıl, neredeyiz gibi sorularla başlayan bir süreç. Her insanda aslında olması gereken bir süreç. Geç kalmış da olsam ben de devam ediyorum. Okumak tamam, fakat gerçekten görmek çok farklı bir duygu. Ayı teleskobumla ilk gördüğümde çok farklı hissetmiştim mesela. Eşim doğum günü hediyesi almıştı bana. Kurduk birlikte, hemen bir bakalım dedik.
O gün Dolunay vardı. İnanılmaz bir şeydi onu o kadar yakın görüyor olmak. Çok değişik bir duygu. Sürekli aynı seviyeye bakma duygusundan sıkılmış olmamdan kaynaklı belki. Yukarıyı merak ediyorum biraz. Başımızı yukarı çevirdiğimizde başka bir şey var. Çok fazla bu küçük şeylerle uğraşmanın manası yok gibi. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda Özkan hayatta nelerle derdiniz vardır diye sorulunca şöyle cevap vermişti. Haksızlıklarla, insanların rekabet uğruna kötüleşmeleri ve bile isteye birbirlerine zarar verme çabalarıyla yaptırım ve zorlamalar beni çıldırtıyor. Ötekileştirme, baskı altında tutma, kısacası huzur ve mutluluğu engelleyecek her türlü davranış biçimi benim derdim. Biz de güzel oyuncuya hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam diliyoruz.